الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde yine mutlu insandan, mübarek insandan, yaratıkların en hayırlısı olan gerçek mümin, gerçek Müslümanın sıfatlarından bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz ki hepimiz gayret edelim, fazilette, hayırda, ilahi sıfatlarda, Allah'ın razı olduğu vasıflarda birbirimizle müsabaka ederek her gün biraz daha iyi insan olmanın gayreti içerisine girmiş olalım. Evet, muhterem Müslümanlar. Muhterem Müslümanlar, her zaman söylüyoruz, dünyaya gelişin gayesi yiyip içmek, konup göçmek değil. Dünyaya gelişin gayesi zevk etmek, dem sürmek, servet toplamak değil. Dünyaya gelişin gayesi yüce yaratana en iyi kul olabilmek için, Rabbimizin rızasını ukrevi alemde cennetin müjdesini almak için yaşayacağız ve çırpınacağız muhterem müminler. Evet. Sureti zahirede insan görünümüz, görünümümüz o kadar mühim değil. Asıl mana ve sirette iç alemimizde insan olabilmek çok mühim. Hani ben size evvelce de söylemiştim. Ya hadimel cismi kem tes'a li hidmetihi etatlubur ribha fi ma fihi husran. Ey hayatını cesedine, cismine, maddesine hizmetle geçiren kişi, zararı önünde görülen ticaretten hayır mı, kazanç mı bekliyorsun? Akbil alel ruhi ve stekmil fetailehe fe ente bir ruhi la bil cismi insanın. Kalbine dön, ruhuna dön, imanına dön, manana dön, zira sen şeklinle, suretinle, kilonla değil, kalbinle, imanınla, mananla, ruhunla insansın. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, bu sahayı alemde gördüğümüz ruhsuz insanlar sureta insan görünümündedir. Mana bakımından mahşerde Allah'ın huzuruna büyük bir husranın sancısıyla varacaklar. Rabbim bizi ve neslimizi kıyamet sabahına kadar hak ve hakikatin nurundan ayırma diye dua ediyorum. Muhterem müminler, mümin vardır, yaratılmışların en hayırlısı. Ya, şu sahayı alemde gördüğümüz bütün mahlukatın
en ekremi, en eşrefi, en hayırlısı. Ben bugün dersimde o mübarek insanın, o hayırlı kişinin Allah Resulü'nün dilinden, ki mukaddime Rabbim'den de bir ayet celle alacağım, sıfatlarını birer birer sıralayacağım. Siz de gönül defterinize not edeceksiniz inşallahu teala. Nasıl hayırlı insan olmak gerekiyorsa hep beraberlikte onun için çırpınacağız. Tamam mı Müslümanlar? Allahu Zülcelal Kitab-ı Kerim'inde buyuruyor Es-Saidu Billah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâikehum hayrul beriyye. Onlar ki iman ettiler. Her dersimizde hemen hemen ifade ediyoruz muhterem Müslümanlar. Saadetin ilk umdesi ve başlangıcı iman. Yine iman, yine iman. Allah'a iman, Resulüne iman, Kur'an'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, öldükten sonra yine dirileceğimiz haşır, ahiret gününe iman, muhterem müminler. Elhamdülillah, Müslümanlar, tabii içinizde yaşlı olanlar, mahalle mektebi tabirini çok iyi bilirler. Ben 60 sene evvel mahalle mektebine de gittim, o günleri iyi biliyorum. Hocalarımız daha mahalle mektebinde ufak ufak böyle yumurcakken bizler dizlerinin dibinde bunları öğretmişlerdir bize. Allahu Zülcelal onların makamını cennet etsin inşallah. Evet. Onlar ki iman ettiler. Muhterem müminler, her dersimde hemen hemen işaret ediyorum. Dünyanın bütün güzelliği, dünyanın bütün huzuru, dünyanın bütün ağız tadı iman eden kulların varlığına bağlıdır. Bir ihtiyar görüyorsunuz, nur olmuş imanından. Bir genç görüyorsunuz, melek haslet hale gelmiş imanından. Şuradan çıkardım bunu. Dünyanın ağız tadı müminler, mümin erkekler ve mümine hanımlar, muhterem müminler. Ya yüksek terbiyeli, hayalı ve edepli, mümtaz ahlaklı, içi imanla, aşkla, sevgiyle dolu, Mevlasına bağlı, Resulüne saygılı, İslam libasına bürünmüş hayırlı insanlar, muhterem Müslümanlar. İnnellezîne âmenû, onlar ki iman ettiler. Hakiki imana nail ve mazhar oldular. Tepeden tırnağa imanın nuruyla pırıldadılar, parıl parıl hale geldiler. Ve amilus salihati, güzel işler, güzel ameller de işlediler. Ya sadece inandım demekle bırakmadılar. Bir ömür boyu her işin, her amelin en güzelini yaptılar. İfademe dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Bir ömür boyu her işin ve amelin en güzelini, en hayırlısını, en salihini işlediler. Kim onlar? Ulaikehum hayrul beriyye. Onlar mahlukatın en hayırlılarıdır. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Allah böyle buyuruyor. Onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır. Bakarsa hayra bakar, tutarsa hayrı tutar, söylerse hayrı söyler, işlerse ebedi hayır işler ve her halükarda hangi tarafından baksanız nur akan hayırlı insanlar. Muhterem Müslümanlar, diğer hadislere geçmeden şu insanların mükafatını da altındaki ayette Cenab-ı Hak buyuruyor. Acaba böyle olan hele hele benim genç evladım, İslam gençliği,
benim genç evladım, tam delikanlılık çağı, tam nefsin ve şeytanın yüklendiği yaşta, dünyanın kendisine birçok şeyleri parlak gösterdiği o yaşın içerisinde İmam Hatip diyor, Kur'an kursu diyor, ya hürmet diyor, saygı diyor, eline geçen parasını kitaplara, eserlere veriyor. Daha gençliğinde evinde bir kütüphane meydana getirmiş. Allah'ın kitabı ve onun tefsirlerini okumaktan zevk alıyor. Resulullah'ın hadisi ve o hadislerle amel etmekten neşe duyuyor. Memleketin genç evladı, nur yumağı çocuk. Senin için bak ne mükafat var. Bütün mümin kardeşlerime söylüyorum. Allah yolunda olanların mükafatı neymiş bakın. Cezauhum inde rabbihim cennatu adnin tecri min tahtiha el enhar halidine fiha ebede. Allah Allah. Cezauhum inde rabbihim, onların mükafatı, buradaki cezadan murat mükafat manasındadır. Amelin karşılığı manasına, onların kötü günde iyi insan olmalarının, onların şer ve fitne devrinde hayır ve salih amel işlemelerinin mükafatı Rableri nezdinde nedir biliyor musunuz? Cennetun tecri min tahtihel enhar, altından nehirler akan cennetler. Muhterem Sultan. Her zaman söylüyorum, hoca bahşişi falan değil yani. Tahir Hoca kardeşiniz cebinden size bahşiş falan vermiyor. Allah böyle buyuruyor. Alemlerin Rabbi müjdeliyor. Kainatın Halik'i beyan buyuruyor Kur'an'ında. Onların Rableri nezdindeki mükafatı altından nehirler akan cennet bahçeleri. Muhterem müminler, şu fani hayatta, geçici hayatta bile birçok kederiniz, derdiniz olsa, böyle bir bahçeye girseniz, bir köşkte oturuyorsunuz, altından nehirler akıyor, karşınızda güzel güzel hanımlar hizmet ediyor, bir dediğiniz iki olmuyor, her söylediğiniz ve istediğiniz önünüze geliveriyor. Dünyanın fani hayatında, şu kokmuş dünyada bile bütün derdinizi, kederinizi unutuveriyorsunuz değil mi muhterem Müslümanlar? Hiç olmazsa orada kaldığınız müddete. Cennet, muhterem Müslümanlar, cennet burada gördüğünüz en muhteşem, hani dolma bahçe sarayları var ya, İstanbul'un meşhur sultanların oturduğu dolma bahçe sarayları, oralarla kabili kıyas değil. Bakın Müslümanlar, Konyalı kardeşlerim, vallahi diyorum, Dolmabahçe sarayları, Beylerbeyi sarayları, öbür saraylar, cennetteki sarayların yanında vallahi ve billahi ve tallahi tavuk kümesi bile olmaz. Hocam, Rabbim böyle güzel mükafatı, demek bu fitne devrinde minare gibi doğru, nurlu bir hayat yaşayan gerçek müminlere vaat ediyor. Evet, gerçek müminlere vaat ediyor. Altından nehirler akan cennetler. O adin cennetleri ki bir daha dönüş ve çıkış yok. Yani 10 sene kaldınız, 100 sene kaldınız. Daha fazla sene kaldınız, yeter artık hadi bakalım diyen yok muhterem Müslümanlar. Halidine fiha ebede. Milyar sene, trilyon sene, katri... Hayır. Ebedil abad ve daimi o cennetlerde kalacaklar. Halidine fiha ebede. Zalike limen radıyallahu anhum ve radu an. Zalike limen kaşya rabbe. Allah onlardan razı olmuştur. Bakın Müslümanlar, gerçek müminler için şimdiden müjde ediyorum. Allah böyle buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur.
Onlar da Allah'ın verdiğinden razıyler. Cennette o köşklerde otururken, Rabbimiz bize bunları dünyadaki güzel amellerimizin karşılığı lütfetti. Bire bin verdi, bire milyon verdi, bire milyar verdi. Memnunuz ve razıyız diyecekler. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ Bu mükafat dünyada Rabbisinden haşyet duyan, kalbinde Allah korkusu bulunan gerçek müminler içindir. Muhterem Müslümanlar, o müminin ne zaman kalbini yarsanız, içinde Allah sevgisi var, içinde Allah korkusu var, içinde iman nuru var, içinde ahiret inancı var, içerisinde mesuliyet hissi var, içerisinde Mevla'ya hamd ve şükrün neşesi var. Böyle bir kalbin sahibi bu mükafata yarın mahşerin ötesinde nail ve mazhar olacaktır inşallahü teala. Bu müminlerin ayi cellede mücmel beyandan sonra muhterem müminler Allah'ın Resulü sıfatlarını birer birer beyan ediyor. Ben size okuyayım bakayım inşallah. Siz de dinleyin. Bu söylenenleri yaparsak eğer Rabbimizin burada bize vaat ettiği güzel konutlara, güzel saraylara, cennet bahçelerine nail ve mazhar olacağımızda hiç şüpheniz olmasın muhterem müminler. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mutlu insanlardan, mübarek insanlardan bahsederek buyuruyorlar ki hayrun nas men tale umruhu ve hasune amelu. Muhterem müminler, hepiniz sadece bizden değil, bizden evvelki hocalarımızdan da devamlı duyuyorsunuz. Hadis-i şerifler evvelce de size çok okundu ama tekrarlıyoruz. İnsanların en hayırlısı buyuruyor Peygamber Efendimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kişidir. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kişidir. Mümin kardeşim, kendini muhasebe edeceksin, halini teftiş edeceksin, ameline bakacaksın. Eğer bütün yaşantın ve hayatiyetin Allah-u Zülcelal'in emrine uygun, Resulullah'ın sünnetine uyuyorsa, ne kadar yaşasan o kadar bereket. Hani bazen ölümü isteyenler var, adaba aykırı muhterem Müslümanlar, caiz değil. Cenab-ı Hak'tan salih amel isteyeceğiz, uzun ömür isteyeceğiz inşallah. Niçin? Daha çok ibadet etmek için, daha çok hayır yapmak için, Allah'a daha çok kulluk etmek için. Ama Rabbimiz muhafaza buyursun, eğer bunun mefhumu muhalifi diyoruz muhterem Müslümanlar, insanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Mefhumu muhalifi, ömrü uzun, ameli kötü. Yaşantısı korkunç ve zulmet içerisinde geçen bir ömür. Bu tabii çok tehlikeli muhterem Müslümanlar, Allah sırgısın. Falan kimse 100 yıl yaşamış. Hani bakınca insan imreniyor değil mi? Hayır, birden imrenmeyeceksin. O 100 yılı tahkik edeceksin. Eğer 100 yıl güzel amelle geçtiyse, arz üzerinde bahtiyar yaşayan insanlardan biri, o zatı tebrik ediyoruz. 100 sene Mevlasına kulluk etmiş, namazla, oruçla, hacla geçirmiş hayatını, şehadetlerle, tevhidlerle dilini meşgul etmiş, daima gittiği geldiği yer, camiler, mescitler, ilim yuvaları, Allah'ın beyti, Resulullah'ın mescidi. Eğer böyle ömür geçirmişse ne mutlu o kimseye. Muhterem Müslümanlar, aksini düşündüğümüzde Mevlamız muhafaza buyursun. Her sene yaşadıkça daha büyük husrana gömülüp gidiyor. Ya, ya. Hatta her nefes ve adımda cehenneme biraz daha
biraz daha yaklaşıyor demektir. Onun için Müslümanlar hadis-i şerife kulak vereceğiz. Daima Cenab-ı Hak'tan uzun ömür isterken bazen kardeşlerimden, dostlarımdan böyle dua edenler oluyor. Hocam, Rabbim bizden alsın sana versin diyorlar. Yok diyorum. Cenab-ı Hakk'ın hazinesinde çok. Niye ödünç alsın senden? Sana da versin, bana da versin. Efendim? Veya Rabbim uzun ömür versin diye dua ediyorlar. Onlara hemen böyle diyorum. Salih amelle hayırlı akıbet için inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, ilme hizmet, aziz kardeşlerim bazen sohbetlerde ben böyle diyorum. Üç şey için Rabbimden ömür istiyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Üç şey için Rabbimden uzun ömür istiyorum. Ömür ver Rabbim diyorum. Biri, zatına kulluk, Resulüne ümmet olmak için. İkincisi, ümmeti Muhammed'i irşad için. Ey vallahi böyle Müslümanlar, inanınız. 50 senem geçti kürsilerde, bakınız. Her zaman söylüyorum size. 50 sene kürsi hayatım, sizi sırtımda cennete taşırcasına hakkı ve gerçeği her devirde olduğu gibi söyledim. Yarın Rabbimin huzuruna varacağım, Allah'ıma cevap vereceğim. Öyle kimsenin keyfi için İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten taviz vermek, Rabbim ehli ilmi kıyamete kadar muhafaza buyursun inşallah. Evet. Gerçek neyse, Allah neyi indirdiyse, Cebrail neyi getirdiyse, Resulullah bize neyi tebliğ ettiyse, 50 senedir size katkısız olarak bunu tebliğe gayret ettim. Rabbim şahit buna. Hepimiz beraber Mevlamızın huzuruna varacağız. Ömrü istememin ikinci sebebi, ikinci hikmeti bu. İrşad ve tebliğ için ya Rabbi. Hatta bazen böyle diyorum. Hani en ciddi duam, Medine'de ölmek, Cennetül Bakî'nin topraklarının kucağına uzanabilmek arzum bu. Amin deyin Müslümanlar. Eğer şayet mübarek beldede Resulullah'ın minaresinin gölgesinin düştüğü yerde ilahi takdir, bize bir avuç toprak takdir tabii. Peder ne der, kader ne der demişler değil mi muhterem Müslümanlar? Eğer Konya'da öleceksem, senelerdir öyle derim zaman zaman kürsüde, müminlere böyle konuşurken ruhumu teslim edeyim inşallah. Çocukluk ve gençliğimden beri başka şeye pek bakmadım muhterem müminler. Evet. İlmin tahsili, sonra tebliği, sonra karınca kararınca amele ehemmiyet verip sürat göstermek. Mümkün olduğu kadar hakkı olduğu gibi tebliğ etmek. En çok zevk aldığım şey muhterem müminler. Üç şey dedim ya muhterem Müslümanlar, ömrü üç şey için bilhassa istiyorum. Üçüncüsü, Kabe-i Muazzama'nın karşısında ve Resulullah'ın huzurunda olabilmek için ömür istiyorum muhterem. Hani dedelerimiz derler ya muhterem Müslümanlar, o adam ununu elemiş, eleğini asmış diye, Konya tabiri. Anadolu'da böyle derler. Unumu elemişim, eleğimi de asmışım yıllardır. Tamam mı muhterem müminler? Allah'ımdan istiyorum. Nereye gidiyorsun? Kabe-i Muazzama. Nereden geliyorsun? Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem. Makamlar, mansıplar, dünya şöhreti, dünyanın birçok yaldızları, arzu edenlere ver onu Mevlam. Bana seni, gerek seni diyorum Yunus Emre'nin dediği gibi. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemize uzun ömürle güzel amel lütfesin inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, ikinci hadis-i şerif. Tuğba limen yub'atü yevmel kıyâme
ve cevfuhu mahşûn bil Kur'ân vel ferâiz vel ilim. Allah! Allah'ın Resulü buyuruyorlar, salih kişinin, cennetlik insanın, mutlu Müslümanın sıfatlarını beyan ederken Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, Tuba limen yub'asu yevmel kıyame ve cevfuhu mahşûn minel Kur'an vel ferâiz vel ilim. Yaşamış, vefat etmiş, mahşerde kalkıyor. O müminin içi, dikkat buyuruyor musunuz Konyalılar? O müminin mahşerde Allah huzuruna varan müminin içi, Kur'an'la dolu, Allah'ın farz kıldığı amellerinin nuruyla dolu, vel ilim, ilim ve marifetle dolu. O kimseye ne mutlu buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, 8 yaşında hafız olanlar var. İmam-ı Azam Efendimiz 6 yaşında hafız olmuş. Evet. Balıkesir taraflarında filan eskiden duyardık. Halen şimdi gene vardır inşallah Teala. 8 yaşında kız çocuğu hafız oldu diye gazeteler yazardı bazen. Alemlerin yüce Rabbi, biz böyle inanıyoruz. Mülkün sahibi sensin, halkın sahibi sensin, dinin sahibi sensin. Elbette ki sahip çıkacaksın bu necip millete. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem müminler, o mümine ne mutlu ki yarın Allah'ın huzurunda bahsolunduğu zaman içi Kur'an'la dolu, içi farz amellerin nuruyla dolu, içi ilimle, irfanla, marifetle dolu. Neslimizde kıyamet sabahına kadar böyle gençleri çok et ve dolu kıl neslimizi ya Rabbi. Evet, ne mutlu o Müslümana hafızdır, ne mutlu o Müslümana salih kuldur, ne mutlu o Müslümana ilimle ömür geçirmiştir, ilme hizmetle hayatını devam ettirmiştir. İçi ilim ve marifetle dolu. Evet. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar. Mutlu kulların sıfatlarını beyan eden hadisleri okumaya devam ediyoruz. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Tuba limen vecede fi sahifetihi istiğfaran kesiran. Ya Rab. Tuba limen vecede fi sahifetihi istiğfaran kesiran. Müslümanlar, çok kolay yapılması, çok kolay bir amel. Yarın mahşerde, amel defterinde çok istiğfar bulan müminlere ne mutlu diyor Fahri Kainat. Ya. Bediüzzaman öyle diyor. Koca Üstad Bediüzzaman öyle diyor. Hayatı küfrü mutlakla mücadeleyle geçmiş koca Üstad. Öyle diyor. Risale-i Nur'unda. Müminin sağ elinde ya kılınç olmalı ya tesbih diyor. Yani cepheye giderse, cihad ediyorsa müminin sağ elinde kılınç olmalı. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Yok, cihad cephesinde değil. Vatan, millet, memleket için cihad saflarında değil. Geri planda, memleketinde, evinde, ticarethanesinde, mabedinde, eğer elinde kılıç olmazsa müminin, sağ elinde mutlaka tesbih olacak muhterem Müslümanlar. Ya. Hacı amca, yaş 80'e vardı, hala mala yani ile meşgulsun bakıyorum. Yaş 60, yaş 70, yaş 80, hatta 90'a merdiven dayamışım.
Hala televizyonun önündesin bakıyorum. Yazık, yazık, yazık. Milyar defa yazık sana. Bana da yazık eğer yapıyorsam. Tamam mı? E ne olacak hocam? İşindeyse iş. Bağında bahçende çalışıyorsan tamam. Elinde bel. Tamam mı? Cephedeysen elinde kılıç. Ama öyle değil. Evinde oturuyorsun. Bahçende oturuyorsun. Balkonunda oturuyorsun faraza. Elinde tesbih. Estağfirullah. 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 Duydun mu Mümin kardeşim? Gençler, eskiden beri büyüklerimiz öyle derlerdi. İhtiyarın yaptığı ne olsa her şeyle ihtiyar olur. Gencin duası da sözü de mermere geçer derlerdi dedelerimiz. Gençlikte delikanlıyken elinde tesbih. Estağfirullahel azim. Estağfirullahel azim. Her gün ne kadar okuyabilirsen günahını önüne dökeceksin. Nedameti kalbiye ile Rabbin rahmetini umarak Ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi beni bağışla. Estağfirullahel azim. Ey yüce Allah'ım günahlarımı affet. Rahmetinle beni yıka. Lütuf ve afil deryalarında yüzen kulların zümresine beni de ilhak et. Mahşerde bir kimse, Müslümanlar, hadisi şerif, Allah Resulü böyle buyuruyor. Mahşerde bir kimse amel defteri eline verildiği zaman, ya hocam, demek kıyamet gününde herkes defterini, amelinin zabıt varakalarını eline verecekler öyle mi? Müslümanlar, hem öyle verecekler ki eline alan böyle diyecek. La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Bu nasıl zabıt varakası böyle? Bu nasıl amel defteri böyle ki hayatımızda geçen en ufak bir amel ve hasene, en küçük bir seyyiye ve kabahat ve hata hepsi geçmiş buraya. Her şey burada. Hani dedemiz der ya Müslümanlar, dedemiz der ya, keliklerini çuvaldan önüne dökecekler, bunları nerede eskittin diye hayatının bütün dakika ve saniyelerini birer birer soracaklar. Ne mutlu ona ki koskoca bir ömrü Allah ve Resulünün yolunda geçirmiştir. Kul hata eder, Müslümanlar. Kul hata eder, kul kusur işler, kul zaman zaman yapılmaması gereken şeyi nefsine uyarak yapmış olabilir. Fakat elinde tesbihi, Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim. Muhterem Müslümanlar, hele Estağfirullahel azim ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etubu ileyh derse, Peygamber Efendimiz geçmiş bütün günahlarını Cenab-ı Hak affeder ve bağışlar buyuruyor. Ne büyük Rabbimiz var bizim değil mi Müslümanlar? Ne büyük Rabbimiz var ya. Mesela kul abdest alıyor, besmele ile başlıyor, abdest alıyor. Büyük günah işlemez Müslüman zaten. Bu benim tabirim değil, Allah Resulü'nün tabiri. Gerçek mümin büyük günah işlemez diyor Peygamber Efendimiz. Mümin zina etmez, mümin faiz yemez, mümin yalan söylemez, mümin askerden kaçmaz, mümin ebeveyni asi olmaz, mümin içki içmez ve hakeza ve hakeza. Muhterem Müslümanlar, küçük günahlar işler, nefsine mağlup olur, bazı masiyetler irtikap eder. Bakın müminler, ben diyorum ya müjde vermeyi ben huy edinmişim. Müjde veriyorum. Abdest almaya duruyorsunuz şadırvana. Besmele ile abdeste başlıyorsunuz. Abdestten kalkıyorsunuz. Gözünüzü yıkarken, yüzünüzü yıkarken işlediğiniz günahlar affediliyor, dökülüyor suyla beraber.
Ağzınıza veriyorsunuz, dilinizle işlediğiniz günahlar. Kulağınızı meshediyorsunuz, kulağınızla dinleyerek işlediğiniz günahlar. Elinizi yıkıyorsunuz, elinizle işlediğiniz günahlar. Ve hakeza ve hakeza. Abdest alıp da yerinden kalkan Müslümanın geçmiş bütün günahlarını Cenab-ı Hak orada affediyor. Ezan okunuyor, camiye giriyorsunuz. Müminlerle beraber omuz omuza. Müminler, ben size tembih ediyorum. 50 senedir tembih ediyorum. Omuz omuzda durduğunuz halde ne olur birbirinize buğz etmeyin, olmaz mı? Sevişin, kaynaşın, kucaklaşın. وَكُونُوا اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Resulullah, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz diyor Resul-i Zişan. Kardeş olunuz. Kardeşçe saflara duruyorsunuz. Sünnet ayrı bir hazırlık, farz ayrı bir alem. Sonra dualar ve tesbihler. Muhterem Müslümanlar, camiden çıkarken melekler müjdeliyor. قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ Ey Allah'ın kulları, bağışlandığınız ve affedildiğiniz halde buyurun camiden çıkın. Muhterem müminler, bu günlük böyle devam ediyor. Günde 5 vakit böyle devam ediyor. Tekrar ediyorum. Benim müjdem değil, Allah Resulü'nün, şeriat sahibinin, Nebi-i Zişan'ın müjdesi. Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan'ı yine Medine'de, Mekke'de geçirelim inşallah hep beraber. Davet ediyorum. Ne kadar adediniz çok olursa olsun, sofra bizden, iftar sizden inşallah. Buyurun Medine'ye, Mekke'ye, sofralarımıza. Oldu mu Müslümanlar? Orada Ramazan sofralarımıza geliyorlar bazı mümin kardeşlerim. Hocam, Kapı Camii'nde davet ettin, biz de geldik diyorlar. Buyurun. Soframız orada 15 gün Mekke-i Mükerreme'de, 15 gün Medine'de de devam ediyor iftar sofraları. Ne kadar mesafe bulursak, boş yer bulabilirsek, arkadaşlarımıza emrim öyle, o kadar uzatın. Müminler ne kadar çok gelirse o kadar bereket Allah'ın inayetiyle. Ramazan-ı Şerif'in başından başlıyor mümin, oruçlar ve teravihlerle, ibadet ve taat ile Ramazan'ı geçiriyor. Bayram sabahı, muhterem müminler, yani Ramazan bitiyor, melekler müjdeliyor. 11 ayın günahını Rabbin affetti, sevine dur Müslüman. Bir de Ramazan'da affediliyor. Müminler, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, her senede bir Ramazan var mı? Evet, her senede bu affı alıyoruz elhamdülillah. Bir Ramazan orucu, 11 ayın günahına kefaret, 11 ayın günahına kefaret, 11 ayın günahına kefaret. Hatta Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kerem buyurursa, o bir Ramazan'ı tutmaya niyet ettiğiniz takdirde arada geçen günleriniz de ibadetle doluyor ayrıca, niyetiniz sayesinde. Arada bir de latife yapayım size, bakınız. Zaman da çok dar ama ne yapayım, olduğu kadar Müslümanlar. Adamcağızın biri camiye ilk gelen olmak istermiş. Camiye hiç kimse yokken gelir, senden evvel gelen var denilirmiş o adama. Ertesi gün gene gelir, ertesi gün bir saat evvel, iki saat evvel, üç saat evvel gelir, senden evvel gelen var. Ya Rabbi, ben camiye herkesten evvel geliyorum. Bu işarete, bu nidaya bir türlü akıl erdiremedim. Mevlamız rüyasında kendisine melekler kanalıyla ilham ediyor. Bir kulumuz var ki, muhterem Konyalılar, dikkat ediyor musunuz? Kapı Camii'ne geliyor, şurada namaz kılıyor. İkindiyi de burada kılayım ya Rabbi diyor, öyle çıkıyor. Niyet. İkindiyi de burada kılayım. İkindiyi burada kılıyor, akşamı da burada kılayım Allah'ım diyor. Akşam orada kılıyor, yatsıyı da burada kılayım ya Rabbi diyor. O zata Mevla buyuruyor ki melekler kanalıyla, o niyet eden kul daimi camide olduğu için sen ona şefkat edemezsin diyor. Nasıl da hadis-i şerif? Niyetül mümini hayrun min amelihi.
Müminin salih ve güzel niyeti amelinden hayırlıdır. Ya amelinden hayırlıdır. Hadislerin Fatihası, hani Kur'an-ı Kerim'in Fatihası elham ya muhterem Müslümanlar, hadislerin Fatihası innemel amalu bin niyyat ve innema likulli imrin ma neva hadis-i şerifi. Ben öyle derim, Suretül Bakarası da Cibril hadisi. Mesabih'in iman bahsindeki ilk hadisi. Evet, Cibril hadisi de Sure-i Bakarası hadis-i şeriflerin. Yani muhteva bakımından o kadar mühim. Muhterem müminler, yaptığımız bütün iş ve amellerimizde niyetimiz çok mühim. Tasihi niyet, tekrar ediyorum, güzel niyet, iyi niyet ve ihlas. Allah için yapılan ameller az da olsa niyeti sahih olmayanın dağlar kadar yaptığı amelinden huzuru izzette daha makbuldür, daha muteberdir. Onun için her iş ve amelde niyet muhterem müminler. Yahu şaka dedim de gene Mevlid Efendi Hoca çok yapardı bunu, siz beni affedin, ben pek fazla latife yapmak istemiyorum. Adamcağızın biri bir şadırvanın, çölde, kırda bir şadırvanın başına geliyor. Hayvanı var, bağlayacak bir şey yok. Oraya bir kazık çakıyor, hayvanını bağlıyor. Benden sonra gelen müminler de buraya hayvanını bağlasın diye niyetle o kazığı çakıyor. Kendisi bırakıp gidiyor. Cenab-ı Hak benden sonraki müminler de buraya hayvanını bağlasın diye niyet ettiği için geçmiş günahlarını affediyor. Oraya bir ihtiyar geliyor o adamdan sonra, hayvanı yok, yürüyerek geliyor. Şadırvanın başında bakıyor, oraya bir kazık çakılmış. Fezübhanallah. Buraya benim gibi bir kudretsiz, ama bir adam gelir, bu kazığa takılır, düşer, burnu kırılır diyor, o kazığı söküyor. Başkalarına da zarar verip düşmesinler diye sökünce, Cenab-ı Hak onun da geçmiş günahlarını affediyor. Arşın sahibi, kainatın maliki ve bizim Halikimiz, Yüce Allah'ımızın rahmeti bu kadar geniş ve benim bu söylediğim şakadan ibaret. Rabbimin rahmeti, Rabbimizin rahmeti, Allah'ımızın rahmeti bu söylenenlerden trilyonlar ve trilyonlar, trilyonlar daha geniş ve daha geniş. Muhterem Müslümanlar, hadisi sahih, hadisi kutsi. Cenab-ı Hak buyuruyor, insiniz, cinniniz, yaşınız, kurunuz, mümininiz, kafiriniz, arsayı vahide üzerinde toplansanız, bir arsada toplansanız, Hazreti Adem'den sabahı harşa kadar bütün bir beşeriyet bir arsa üzerinde toplansanız, hepsiniz, hepiniz benden ayrı ayrı şeyler isteseniz, hepiniz benden ayrı ayrı şeyler isteseniz, ve ben o istediklerinizi 10 katlayarak, 100 katlayarak versem, deryayı lütfumdan, deryayı rahmetimden ne noksanlaşır biliyor musunuz ey kullarım? Mesela anlaşılıyor değil mi Müslümanlar? Türkçe söylüyorum. Atlas okyanusları var ya, Hint ve Atlas okyanusları, o büyük denizlere bir iğneyi, bir ibreyi batırdığınız zaman, çıkarınca ucundaki rutubet ne kadarsa ancak o kadar noksanlaşır diyor Cenab-ı Halik Huzurcelal. Ya Rab, bizi kendine kul, Resulüne ümmet eyle Allah'ım. Evet, bir hadis-i şerif daha okuyorum muhterem Müslümanlar. Mutlu insanların sıfatları. Tekrar hatırlatayım. Uzun konuştuk biraz, arada kalmasın. Mahşerde amel defterinde çok istiğfar bulanlara ne mutlu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için elin ve dilin boşa çıktı mı Müslüman kardeşim? Elinde tesbih, Estağfirullahel-Azim, Estağfirullahel-Azim, Estağfirullahel-Azim demeye devam edeceksin. Mahşerde amel defterinde ne kadar istiğfar çok çıkarsa o kadar kazançlısın, seni o kadar çok tebrik ediyoruz, Rabbimiz o kadar mükafatını bol verecek inşallahü teala. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yine salih ve mutlu kulun
sıfatlarını beyan ederken buyuruyorlar. Tuba lil guraba unasun salihun fi unasi suin kesirin. Allah Allah. Kesirun men yasihim ekseru mimmen yutiuhum. Muhterem dinleyiciler, o kullara ne mutlu. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. O salih kullara ne mutlu ki, aynen bizim cemiyetimizde olduğu gibi muhterem Müslümanlar, dikkat ediniz. O salih kullara ne mutlu ki, kötü insanların içerisinde yaratılmışlardır. Fitne devrinde, masiyet devrinde, günah devrinde gelmişlerdir. Fakat o devrin kötü akımları onlara tesir etmemiş, kendilerine itaat eden, kendilerine evet diyen, kendilerinin yanında olan, kendilerine saygı gösteren insanlar çok az, kendilerine homurdanan, kendilerine karşı kötü düşünen insanların adedi pek çok. Bütün bunların içerisinde o kimse zerre kadar, kavak kadar da olsa kötülüğe eğilmeden hayatını geçirmiş. Bu salih kullara ne mutlu. Muhterem Müslümanlar, mesela bir apartmanda oturuyorsunuz. Apartmanda diğer oturanlar, bugün büyük şehirlerde maalesef bu hale gelmiştir. 40 komşulu bir apartmanda 4 kişi zor namaz kılıyor büyük şehirlerde. Kimseye iftira falan etmiyoruz muhterem Müslümanlar. Kimse için kötü ve peşin bir kararımız yok. Ama realite bu, vaka bu, hadise bu, olan bu. 40 komşulu bir apartmanda bakıyorsunuz 4 kişi namaz kılıyor. 30 komşulu bir Ramazan'da, bir apartmanda, Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsunuz 3 veya 5 kişi Ramazan tutuyor, oruç tutuyor. Camiye, teravihe geliyor. 30 komşulu bir apartmanda 3 kişi teravihe geliyor. Ve hakeda ve hakeda. Dünya nereye giderse gitsin, mümin öyle diyor kendi kendine. Dünya nereye giderse gitsin, Allah'ım benim yönüm sana karşı, yolum Resulü'nün yolu, yaşantım İslam ve Kur'an yaşantısı. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz o insan mutlu insandır diyor. Ben de size tefsir ediyorum, müjdeliyorum. Kötü bir cemiyette, kötü komşular içerisinde, delikanlı evladım, kötü arkadaşlar arasında, kötü bir muhitte sen küllükte yetişmiş gül gibi olacaksın. Elinle hayır işleyeceksin, dilinle hayır söyleyeceksin, gözünle hayra bakacaksın, ayağınla hayırlı yerlere gideceksin. Hadis-i şerifi okuduk, ömrü uzun, ameli hayır ve güzel olanlardan olacaksın. Mükafatın sonsuz, himayecin, gölgesine ve himayesine alan Allah olacaktır seni mahşerde inşallah. Bir hadis daha okuyorum, ders fazla uzatmıyorum muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yine bu hadise yakın manada bir hadis-i şeriften de buyuruyorlar. Tuba lil guraba. Sahabenin içerisinde böyle oturuyorlardı. Allah'ın Resulü buyurdular ki sahabeye karşı rızvanullahi teala aleyhim ecmain. Tuba lil guraba. O garip kullara, o garip müminlere, o garip Müslümanlara ne mutlu. قَالُوا وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. O garip diye buyurduğunuz insanlar, müminler, Müslümanlar kimlerdir ya Resulallah? Sahabe-i kiram sordular. Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَهُ النَّاسِ مِنْ بَعْد۪ي مِنْ سُنَّتِي. O kullar ki, o kullar ki benden sonra sünnetimden ifsad edilen, tahrip edilen, amelden kaldırılan sünnetlerimi tekrar diriltip ihyaya çalışan Müslümanlardır. Bu mahallede mescit yok diyor, oraya güzel bir cami yaptırıyor muhterem Müslümanlar. Varıyor bu caminin sergileri eskimiş diyor, oraya yepyeni halılar seriyor. Faraza, bu camide, bu mahallede mescide gelen yok diyor. Faraza,
kardeşlerine ikaz ediyor. Mümkün olduğu kadar cemaatin camiye devam etmesini kendisi de önde olarak temin ediyor Allah'ın inayetiyle. Ve Resulullah'ın sünnetlerinden kaldırılan veya tahrip edilen, ifsad edilenleri yeniden ve taptaze ihya ediyor. Kızının başörtüsünden hanımının geniş mantosuna varıncaya kadar ticaret ahlakında minare gibi doğru olmaktan herkese açları doyurarak, çıplakları giydirerek, düşenleri kaldırarak, kederlerini Müslümanların alıp kalplerine sürur ilka ederek daima hayır işleyerek ömür geçiriyor. O kullara ümmetim içerisinde sünnetimi yeniden dirilten ve ihya eden muhterem Müslümanlar, bir misvak kullanmak bile yerine göre, hani bakıyorsunuz bir cemaat içerisinde hiç misvak kullanan yok. Bir misvaki Peygamber Efendimiz'in sünnetidir diye kullanıp yanındaki kardeşlerine örnek olan bir mümin, bu hadisi şerifin muhtevasında yarın mahşerde mutlu insanlar zümresinde bahsi olunacak, yaratılacak inşallahü teala. Tabi buraya çok söz söylemek lazım muhterem müminler, ama ezanımız okundu, ben sizi fazla tutmak da istemiyorum. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, Allah'ın razı olduğu, Resulünün alnımızdan öptüğü, İslam'ın elimizden tuttuğu, mahşerde arşın gölgesinde haşrolunacak bahtiyarlar zümresine Cenab-ı Hak cümlemizi ilhak etsin. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize cennetler, nimetler vaadiyle gülerek çene kapamayı nasibi mukadder eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar, bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.